Şüphesiz salgınlar, depremler, savaşlar, salgın hastalıklar toplumlar üzerinde büyük etki yaratan olaylardandır. Bugünkü videomuzda sizlere küçük insanlar üzerinde büyük etkiler doğuran bir olaydan bahsedeceğim. İngiltere'nin hatta bütün dünyanın utanç duyması gereken, adeta hatırlanmak istemeyen bir olaydan. 2 Eylül 1666'da gerçekleşen ve 4 gün süren Londra yangınında. Ekmek ustası Thomas Fairner'ın ünlü Pudding Sokağı'nda bulunan ekmek fırınından başlayan bu yangın kısa sürede ahşap evlerle süslenen sokağı sararak büyümüştü. 4 gün içerisinde 13.200 ev, 87 mahalle kilisesi ve Aziz Paul Katedrali kül olmuştu. Yaklaşık 80.000 nüfusu olan kentte 70.000 civarında kişi evini kaybetmişti. Dönemin kralı 2. Charles'ın yaşadığı Whitehall Sarayı bile yangından etkilenmişti. Yangında ölenlerin sayısı ise insanların birçoğunun yanarak kül olması ve ölüm tutanağını tutmanın uzun zaman ve masraflı bir iş olması sebebiyle belirlenememişti. Bu korkunç yangının tekrarının yaşanmaması için yangın sonrasında şehirde birçok yasal düzenleme yapılıp yangın ve bina güvenliği konusunda birçok önlem alınmıştı. Bunlardan bazıları ahşap bina yapmanın yasaklanması, inşaat yönetmeliklerinin tekrar düzenlenmesi olmuştu. Hatta ilk yangın sigortası kurumunun kurulması da bu olaydan sonra gerçekleşmişti. İnşaat yönetmeliklerinin tekrar düzenlenmesi sonucu yapılan düzenlemelerden birisi de evlerin bacaları ile ilgili gerçekleşmişti. Bacalar artık eskisine oranla daha dar, ortalama 45 santim olarak inşa edilecekti. Bununla birlikte bu bacaların tıkalı olmadığından emin olmak için düzenli baca temizliği yapılması da zorunlu hale gelmişti. Yani eskiden bir yetişkinin kolaylıkla girerek temizleyebildiği bu bacalar için teknolojinin ve imkanların el verdiği ölçüde yeni bir temizleme metodu geliştirilmesi zorunlu hale gelmişti. Bu baca temizleme işinin yeni bir sektöre alan yaratacağı ise aşikardı. Kısa süre sonra birçok baca temizleme ustaları meydana çıkmıştı. Baca temizleme konusunda bulunan farklı metotlar arasında en çok uygulanan ise baca temizliğinin çoğu zaman 6 yaşına varmayan çocuklar tarafından yapılmasıydı. Çünkü daha büyük yaşta olan çocukların bu kadar dar bacalara sığması çok zordu. Zaman zaman 4 yaşın altına inebilen bu çocuklar dirsek, bacak ve sırtlarını kullanarak bu bacaların içerisinde ilerliyor ve ellerindeki fırçalarla temizleme işlemini gerçekleştiriyordu. Bu temizleme işlemi sırasında çocukların gözlerine ve minik ciğerlerine kurum doluyordu. Çoğu zamansa daha ergenlik yaşına erişmeden henüz siyah ve renksiz bacalardan başka bir şey görmemiş gözleri iltihaplanıyor, görme yetisini kaybediyordu. Bir diğer ihtimalde ise görme yetisini kaybettikleri için soğuk bir kış günü sokak ortasında ölüme terk edilmemişlerse ya da kirli bir bacada sıkışarak ölmemişlerse ergin bir birey olmadan kansere yakalanarak hayatlarını kaybediyorlardı. Erkek çocuklarında yetişkinliğe ulaştıklarında testis kanseri vakaları görülürdü ki bu o dönem için hem çok acı veren hem de ölümcül bir kanser türüydü. Bu türe ise Scotrum kanseri ismi veriliyordu. Tabii ki bu minik işçilerin ölmelerinin tek sebebi bunlar da değildi. Bazense zalim patronlarının işin hızlı tamamlanması için alttan ateş yakmalarıyla bu ateşe düşmeleri sonucu ağır yaralanıyorlar veya ölüyorlardı. Gelişim bozuklukları ve gözle görülür fiziksel kusurlar meydana getiren bu zorlu çalışma şartlarında insanların çocuklarını çalıştırmalarının gönüllü bir iş olmayacağını söylemeye gerek yok sanıyorum. Bununla birlikte fakir ailelerin çocuklarını acımasız baca temizleten işverenlere satmaları ya da kadın topluluğuna çalıştırmak için göndermeleri şaşırılan bir hal değildi. Bunun dışında 7 yaşına kadar sömürülüp sonra bacaların içerisine sığmadığı için yorgun bedenleri bir kenara atılan bu minik işçilerin temini annesi babası ölmüş veya bilinmeyen kimsesiz çocukların toplanması yoluyla da sağlanıyordu. Oyunlar oynaması gereken yaşlarda zorunlu koşullarda çalıştırılan bu çocuklar uzun saatler ve maaş almadan çalışıyordu. Annelerinin yanında uyumaları gerekirken çoğu zaman depolarda usta temizlikçilerin bodrum katlarında baca temizliği için kullanılan malzemelerin dibinde yarı çıplak uyuyorlardı. Ne kadar karın tokluğuna çalıştıklarını söylesek de işin devamlılığını sağlamak adına işverenleri çocukları gereğinden az besleyip küçük ve çelimsiz kalmalarını sağlıyorlardı. Yaygın bir söyleme göre ise bu çocukların yalnızca yılda 3 kez banyo yapmasına, gece ve gündüz çalışmalarına rağmen yalnızca yılda bir gün tatil yapmasına izin veriliyordu. Bir yangın sonrası meydana gelen bu durum 200 yıl boyunca devam etmişti ve sonlanması da başlaması kadar acılı bir süreçle olmuştu. İlk meslek ilintili kanser vakaları da bu dönemde kayıtlara geçmişti.
İngiliz hekim Percival Pott 1775 yılında baca temizleyicilerinin is nedeniyle Skotrum kanserine yakalandıklarını saptayan bir çalışma yapmıştı. Pott'ın bu çalışması sonucu alınan önlemse çocuklara el ve ayak bileklerinden bağlanan giysiler giydirmek ve her akşam yıkanma zorunluluğu getirmekten ileri gidememişti. 1802 yılında ise çocukların çalışma saatleri 12 saat ile sınırlandırılmıştı. Dönemin şartları değerlendirildiğinde her ne kadar bir gelişme olduğu söylense de 12 saatlik çalışmanın insancılı bulunması mümkün değildi. Zaten uygun denetim mekanizması bulunmaması sebebiyle çocuklar 12 saatin üzerinde çalıştırılmaya devam etmişti. 1833 yılında ise 10 yaşından küçük çocukların çalışması yasaklanmıştı. Nihayet 1864'te düzenlenen yönetmelik sonucunda artık bu iş için çocuklar değil, yeni geliştirilen malzemeler kullanılmaya başlandı. Ancak bu da yeterli olmamıştı. Ardından 1875 yılında 12 yaşındaki George Brister temizlemek için girdiği bir hastane bacasında sıkışıp kalmıştı. Onunla birlikte hayalleri, umutları da bu dar ve kirli baca içerisinde sıkışmaktan öte gidememişti. Ama George kuruma kaplanmış siyah bedeniyle diğer küçük baca temizleyiciler için bir umut olacaktı. Onu kurtarmak için tüm hastane duvarı yıkılmış olmasına rağmen yorgun bedeni yine de aldığı yaralar sonucunda daha fazla dayanamamıştı. Bir müddet gündemde kalan bu olay bir düzenlemenin gerekliliğini gözler önüne sermiş ve George adındaki çocuğun ustası William Wire kasten adam öldürmekten dolayı suçlu bulunmuştu. Bu büyük bir gelişmeydi. Bunun üzerine çocukların baca temizliğinde kullanılması İngiliz parlamentosu tarafından tamamen yasaklanmıştı. 12 yaşındaki George, İngiltere'de baca temizliği yaparken ölen son çocuk olacaktı. Dönemin şairlerinde bu duruma kayıtsız kalmayan William Blake ise Londra'da sanayileşmenin kurbanı olan çocukları baca temizleyicisi şiirinde ele almıştı. Blake'e göre insan doğadan uzaklaştıkça masumiyetini yitirerek tecrübe kazanırdı ve baca temizleyicisi de bunun bir örneğiydi. Şiir annesi öldükten sonra çalışması için babası tarafından baca temizleyicisi olarak satılan bir çocuğun dilinden yazılmıştı. Her ne kadar William Blake çocukların baca temizlemediği günleri görmese de şiiriyle konuya dikkat çekmeyi başarabilmişti. Ve kısacık hayatları boyunca gökyüzünü, bulutları, yıldızları merak edebilecek kadar görmemiş olan bu küçük menetlerden bizlere kalan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gelişmelerle birlikte açıklama kısmında paylaştığım güzel dizeler olmuştu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.